Birazdan izleyeceğiniz ders uçtan uca Power BI eğitiminden alınmış örnek bir derstir. İyi seyirler dilerim. Okey, bu derste DAX'daki yardımcı fonksiyonlardan bahsedeceğiz. Yardımcı fonksiyonlar özellikle matris gibi görsellerde bizim hangi seviyede olduğumuzu anlamamızı sağlayan, kolaylaştıran fonksiyonlar. Daha önce sıralama için RankX formülünde kullanmıştık örneğin bir tanesini. Has one value, satırda mıyız yoksa toplam satırında mıyız anlayabilmek için metrini de açalım görelim hatırlayalım. Eğer has one value parantezine almazsak total satırında da bir rakamını gösteriyordu. Total satırındaysan bunu gösterme demek için kullanmıştık. Şimdi bu fonksiyonların hepsini ezberlemeye gerek yok ama sintakslarında sintaksları oldukça basit çünkü. Ama kullanımlarını bir matriste özellikle farklı hiyerarşi seviyesine sahip bir matrise düşürüp bakmakta fayda var. Neyi kastediyorum? Birkaç tane örnek yapalım. Has one value daha önce yazmıştık. Şu an matriste kategori gözüküyor mu, gözükmüyor mu bilgisi için has one value kullanabiliriz. Kategorinin gözüktüğü satırlarda true dönüyor, totalde yani kategorinin olmadığı, bir filtrenin olmadığı total satırında false dönüyor gibi. Renklerle ilgili birkaç tane yazalım. Yeni metric Renk doğrudan filtreli mi diyelim? Renk doğrudan filtrelendi. Is diye bir fonksiyon var. Bakalım ne diyor? Returns true when there are direct filters on specified column. Bizim şu an matrisimizde doğrudan renkle ilgili bir filtre var mı yok mu? Onu anlamamızı sağlayacak. Düşürelim. False döndü. Ama bu matrise rengi koyarsak kategorinin üstüne rengi koyarsak true dönecektir. Ama total satırı için false döndürdüğüne misal dikkatinizi çekelim. Her bir rengin olduğu satır için true dönüyor ama total satırında false dönüyor. Total satırında bir renk seçimi yok çünkü tüm renkler var. Tekrar aynı haline getirelim. Başka bir yardımcı metrik yazalım. Bu sefer isCrossFiltered diye bir fonksiyonumuz var. Renk dolaylı filtrelendi diyelim. Is cross filtered. Doğrudan bir filtre olmadığında dolaylı bir filtre olduğunda true döndüreceğim diyor. Gene renk sütununu verelim. Bunu da ekrana düşürelim. Şimdi is filtered renk için satırda false veriyordu ama dolaylı olan da true veriyor. Neden true veriyor? Çünkü kategori alt kategori ürünler renk ürünler tablosunda dolaylı olarak da rengi filtrelemiş oluyoruz. Ama bunların arasında nüanslar var. Hangisi hangi durumda işimize yarar? Genellikle total satırında mıyız yoksa değil miyiz anlamak için has one value yeterli. Eğer kullanıcı filtrelerden bir seçim yaptıysa onları yakalamak için kullanabiliriz. Örneğin burada matriste renk doğrudan filtrelendiği için şu formül için is filtered ürünler renk false gözüküyor. Renk bilgisini bir slicer olarak ekrana düşürelim. Slicer'a çevirelim. Bir renk seçimi yaptığımızda bu sefer biraz önce false gösteren is filtered renk true dönüyor. Total satırda dahil olmak üzere. Is in scope diye başka bir yardımcı fonksiyonumuz daha var DAX'ta. Onu başka bir derste göreceğiz. Parent-child rasyo hesaplamalarında göreceğiz. Bu grubun ortak özelliği özellikle matris gibi bir görseldi. hangi seviyede olduğumuzu anlamak, kullanıcının herhangi bir seçimi doğrudan veya dolaylı olarak matris üzerinde var mı yok mu bunu anlamak. Şimdi bir de selected value'ye bakalım. Şuradaki renk şeyini de kaldıralım. Şimdi selected value yazalım önce new measure. selected value eşittir selected value diyelim ki şu an matriste ne var? Kategoriler var. Kategorileri seçelim. Matrise de düşürelim. Okay, selected value filter kontekste verdiğimiz sütundaki değeri eğer tek bir değer varsa gördüğü listede tek bir değer varsa döndüren bir şey. Eğer birden fazla seçim varsa gördüğü listede boş döndürüyor. Neyi kastediyorum? Bir örnek yapalım. Bu sefer slicer'lara tekrar rengi düşürelim. Sen bir slicers'ın. Buradan tek bir seçim yapalım. Tekrar selected value ile bir metric yazalım. selected value rank Bunu da bir kart görseline çevirelim. Yaptığımız seçimi gösteriyor. Hangi seçimi yaparsak onu gösteriyor. Kullanıcının yaptığı seçimi özellikle slicerlardan yaptığı seçimi yakalamak için ideal bir fonksiyon bu. Ama tek bir seçim olması durumunda bir değer döndürüyor. Birden fazla seçim yapıldığında ya da hiçbir seçim yapılmadığında ekranda da gördüğünüz gibi blank değerini döndürüyor. Case Filter, Tezvan Value gibi diğer fonksiyonlarla birleştirildiğinde kullanıcıların rapor ekranında yaptığı seçimleri yakalayabilirsiniz.